Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size A101'den aldığımız Piranha marka oyun konsolunu tanıtacağım. Konsolu açalım, ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, konsolumuzu çıkardık. Şu şekilde göstereyim. Tuşları da standart. USB girişli. Üzerindeki broşür bu şekilde. Broşüründe tuşlarını tanıtıyor. Şu şekilde bir kullanma kılavuzu var. Garanti şartları yazıyor. Garanti belgesi aynı anda. Titreşimli olduğunu söylüyor. 1,8 metre uzunluğunda kablosu var. Burada barkodu var. Sitesine yönlendiriyor galiba. Joystick'i bilgisayara bağlayalım. Bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bilgisayarımız tanıma işlemi yapıyor. Otomatik tanıyor kolu. Windows 7, Windows 10 otomatik olarak tanıyor zaten. Arkadaşlar bu joystick'in kendi sitesinden Piranha'nın driver'ına indirip kurduğumuzda Euro Truck oyununu oynayacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Euro Truck açmıyor. Direkt oyun hata verip kapanıyor. Ama driver kurmazsanız direkt otomatik bilgisayara taktığınızda bilgisayarın kendi tanımasıyla açarsanız o zaman hiçbir hata vermiyor. Oyunumuzu açıyoruz. Şu şekilde ayarladım ben tek düğmeye. Çarptık biraz. Otobüs modunu yüklemiştim. Evet arkadaşlar, kol taktığımızda hiçbir yükleme işlemi biz yapmıyoruz. Otomatik Windows kendisi yapıyor. Yüklüyor, direkt oyuna giriyoruz. Oyundan seçeneklerde ilk önce kontrollere giriyoruz. Kontrollerin en üstünde bu sadece klavyede duruyor. Bunu en alttaki klavye artı joystick'e getiriyoruz. Sonra da tuşlara geliyoruz. Tuşlardan da şu ikincil şöyle yakınlaştırayım. İkincilden ayarlıyoruz. İkinci kontrolcü yani. Gaza gazı, frene freni. Nasıl mesela yapıyorsun derseniz üstüne tıklıyorsun. Ve konsoldan gaz hangi ne olmasını istiyorsan ona basıyorsun. Mesela bu olsun dersen ona basıyorsun. O ayarlanmış oluyor. Sonra şunu unutmayalım ama. Direksiyon hassasiyeti ayarlayabilmek için kontrollere geliyoruz. Kontrollerden şu ikinci kontrolü direksiyonda değil gamepad ve joystick'e geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Kontrollerden burada şöyle bir daha göstereyim. İkinci kontrolcüyü direksiyonda duruyor. Siz bunu gamepad ve joystick'e geçiriyorsunuz.
Buradan da direksiyon hassasiyetini ayarlıyorsunuz. Şu ayar iyi geldi bana. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sonra da oyuna girip oynamaya devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Kanalımıza abone olmanız bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. İyi günler dileriz.